Sonra demin de çıkmıştı. Evet. Basit bir soru. E şıkkı. Yani tarım sektörüne çalışan hem fiziksel hem kimyasal hem biyoşketkenlerle karşılaşır. Biri değildir. Ne dedik arkadaşlar? Özellikle vermesi gereken bilgi, talimatlar diri değildir diyor. Sağlık riskleri verecek de hijyen gereklerine, herhangi olay anında yapılması gereken adımları bilecek de, maruziyet de önlemek için alınacak önlemleri. Buradaki yanlış olan şık tabii ki işe başladıktan en geç 15 gün içinde. Burada ne demiştik? Daha maruziyet başlamadan önce bu eğitim verilecektir. Bilgi ve talimatlarından biri değildir. İşverenin. E şıkkını işaretleyen arkadaşlar bir daha dikkatli okusun. Biri değildir. Bilgi ve talimatlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Bak diyor ki iş yerinde çalışan ve çalışanların temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim, yani çalışan ve çalışan temsilcilerine eğitim verecek. Bunlarda hangisi yok? Onu soruyor. Üstünü de okuyun arkadaşlar. Netleşti mi? Çalışanlara koruyucu donanım nasıl giyeceğini, kullanacağını öğretmesi, değil mi? Evet. Kurumlara yapılacak bildirim çalışan ve çalışan temsilcileri ne ilgilendirir? Bu arada arkadaşlar eğitimle ilgili çok tehlikeli iş yerlerinde yılda kaç saat eğitim veriliyordu? Çok tehlikeli iş yerlerinde her yıl en az 16 saatte. Tehlikeli 2 yılda en az 12, az tehlikeli 3 yılda 8 saatten az olamıyordu. Peki, hangi durumlarda bilgi yenileme eğitim veriliyordu? Hangi durumlarda bilgi yenileme eğitim veriliyordu? Eğitim sorusuna çalıştıysanız. Bilgi yenileme eğitimi hangi durumlarda? Evet, bir tane Hocam iş kazası sonrası. yanlış Evet. oldu. Evet. Arkadaşlar bilgi yenileme eğitimi
herhangi bir sebeple 6 ay işten uzak kalanlara herhangi bir nedenle ilave eğitim, iş kazası ve meslek hastalığı geçiren kişi çalışanla döndükten sonra işe başlamadan önce verilen eğitimin adı ilave eğitim diye geçer. Peki işe başlama eğitimi neydi? Kaç saatten az olamaz işe başlama eğitimi? 2 saatten az olamaz. Uygulamalı olarak verilir. Temel eğitim süresinden sayılır mı sayılmaz mı? Temel eğitim süresinden sayılmaz. İşveren ya da belirlediği kişi tarafından verilebilir. Tamam mı arkadaşlar? Eğitimle ilgili bayağı evet. Peki ben 16 yani 8 saatlik bir eğitim vereceğim dedim. Kaç saatten az bölemiyorum? 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat. Hocam 1 saat değil miydi? İşe yeni evet. Başladığında 2 saatti, sonra 1 saat. Arkadaşlar bu eğitimler 1 saatten az olamıyor. Tamam mı? Bu şeyde eskiden 4 saat olarak geçerdi. 2018'de değiştirdiler onu. Evet. Gruplar gördüğünüz gibi sık çıkan sorulardır arkadaşlar. Artık bunu geçiyorum. Büyük ihtimalle topluma yayılma riski, etkili koruma tedavi yöntemi bulunmayan 4 demiştik. Hijyen koruma önlemlerinden biri değildir. Evet, basit bir soru. Dikkatli okudu da. Peki arkadaşlar, şeyden bahsedelim. İlk yardımcı sayılarından bahsedelim. İlk yardımla ilgili dersten hatırlıyorsanız. Çok tehlikeli iş yerlerinde kaç kişide bir? Gayet iyi, hemen cevaplar gelmeye başladı. Çok tehlikeli 10'a 1. Tehlikeli 15'e 1, az tehlikeli 20'ye 1. İlk yardım sertifikası kaç yıl geçerlidir? Üç ay içerisinde yenileme eğitimi alması lazım, güncelleme eğitimi. Size burada bir zor bir soru sorayım bakalım şeyle ilgili. İlk yardım sertifikası almak için ne mezun olmak gerekiyordu? İlk yardım. Aynen arkadaşlar. İlkokul ya da şu an ilköğretim diye değiştirildi arkadaşlar. Evet. Böyle soruya geçelim. Evet, yani çocukça sorular arkadaşlar. Dikkat ettiğinizde böyle uzun cümlelerde ne yazık ki böyle sadece dikkat gerektiren sorular. Onun için arkadaşlar lütfen
Çok da kafa karıştırıyor. Ben genelde sonlarda yapmanızı tavsiye ederim ama tabii karıştırmamanız şartıyla. İkinci, üçüncü, dördüncü grup biyoş etkenleri ilk kez kullanılmasında işe başlamasından en az 30 gün önce Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne bir ön bildirimde bulunuyor. Peki arkadaşlar, iş yeri tehlike sınıflarında ne kadardır bu? Ben bir iş yerindeyim, bakın şöyle düşünün. Ben az tehlikeli bir iş yerindeyim ama asıl işimi değiştirdim. Tehlikeli bir şeye geçirdim. En geç ne kadar süre içinde o bakanlığa yani Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne bildirmem lazım? Evet, doğru cevabımız arkadaşlar 30 gündü. Peki bakanlık bana bildirdi. Tamam dedi, sen tehlikeli gruba geçtin. Ben ne kadar sürede evraklarımı o şeye göre hazırlamam lazım? Şimdi oldu hamdolla. Burada doğru oldu. 90 gün. Değil mi arkadaşlar? İş yeri tehlike sınıflarında bir kodlama vardı. Ne kodu diye geçiyordu? DSP'lere sordular sadece bunu. NACE kodu. NACE kodu arkadaşlar, Avrupa toplumunda ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasının açılımıdır. Çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli diye sınıflarız. Buradaki olay bu. Yani NACE kodu da böyle soru olarak da çıkmıştır. Basit bir soru. Cevabı içinde olan bir soru. Değil mi arkadaşlar? Hepsi en aza, maliyeti en aza indirgemek için. Bu deminki sorunun başka bir versiyonu. Evet. Aynen doğru arkadaşlar. Cevaba bakmayın. Cevap yanlış. Cevap A buradaki. Evet A Leyla. Ancak gördüğünüz burada mesela orada da ÖSYM hata yapmıştı. A, doğru cevap A. Bakın tanıdık gelen bir şey artık. Evdeki elektrik süpürgesini artık tanıyoruz değil mi? Ya da havaalanında ameliyathanedeki dedik ki 0,3 mikron düzeyinde aerosolleri 1,52 metre 4 dakika. Bakın A'ya gelen zor bir soru ve dersleri anlatırken büyük ihtimalle arkadaşlar HEPA'ya çok fazla şey almıyoruz iş güven uzmanlarından. Evet. Son derece basit C'lere gelmiş bir soru. Nedir bu? Biyolojik etkendir, değil mi arkadaşlar? Biyolojik etken bunu, evet. Tüberküloz hangi gruba girdi? Evet. Hangi grup meslek hastalığına girdi peki? A, B, C, D, E. Evet. Mesleki bulaşıcı hastalıklar içerisine girdi. Böyle de basit bir şekilde de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar.
Evet, biyoşketkenler gördüğünüz gibi zor bir konu değildir arkadaşlar. Basittir. Soruları da yönetmeliğe bir kere daha baktığınızda büyük ihtimalle kaçıracak olmamanız lazım bu soruları bana göre. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 5-10 dakika başka şeylerden, sorulardan şey yapalım. Evet, iş yeri hekimlerine sorulardan mı sorayım arkadaşlar? İş yeri hekimliği mi soralım, ortak sorulardan mı sorayım? Hangisini isterseniz. Peki. Ortak da diyor, iş yeri hekimliği de. Evet, iş yeri hekimliği biraz daha şey var. Tamam arkadaşlar. O zaten ortak olarak da aynı soruları göreceksiniz. Şimdi hemen geldiğinde göreceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Benzer sorular olarak karşımıza çıkacak. Şöyle bakalım. Arkadaşlar iş yeri hekiminde iş güven uzmanı da unutmayın. Aynı benzer sorular vardır. Bazı şeyler. Bakın biraz da moralinizi bozalım. Sevgili hekim arkadaşlarım, hiç daha önce karşılaşmadığınız sorularla karşılaşacaksınız. Sunum geldi mi? Geldi mi? Geldi hocam. Teşekkür ediyorum. Hadi size bir hukuk sorusu. İSG'leri de arkadaşlar kaç bir yılın soruları. Yani benzer sorular var dediğimde bunu diğer şeylerde de göreceksiniz. Zor bir soru mu? Evet. Adli para cezası. Arkadaşlar 4857'nin hap bilgileri mutlaka çalışın. 4857 5510'dan mutlaka sorularımız vardır. Evet. Değil mi? 11 saatten fazla çalışma olmuyordu. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ikisi de arkadaşlar hukuk yani 3 saatlik ders alıyorsun 3 ya da 4 saat. Yani aynı sorularınız vardı bu. Zor olmaya başladı mı sorular?
Evet. Normal olarak zaten baktığınızda uygun iş yerleştirme için gerekli sakman yaparak rapor düzenliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bazı zorlar, bazıları evet haklısın Ahmet kusura bakma. Bunları şeyden aktarırken. Arkadaşlar geleneksel tavanla alternatif uygulamalarla artık herhalde ödemeler yapılıyor mu hastanelerde? Var mı karşılaştığınız? Evet. Yani o büyük ihtimalle onlar da belki değişecektir. Evet, bazı şeylerde öyle poliklinikler ve diğer şeylerde bu belki de daha sonraki şeyde tartışmalı bir soru olacaktır. Kaynağında önleme. Değildir. Basit bir soru. Evet. Kişisel. Arkadaşlar D iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri iyonize ışınlar hangileriydi? İyonize ışınlar alfa beta gamma x proton nötron. Peki non iyonizeler infrared, ultraviyole, evet, mor ötesi, evet, mikrodalga, radyo dalgaları ve görünür ışık diye geçiyor. Götür batır diye hatırlayın bunu. Evet. Titreşim, el kol titreşim nedir arkadaşlar? El kol titreşim. Sena öncekin açım sana değdi doğru. El kol titreşimindeki arkadaşlar kaç metre bölü saniye karedir? El kol titreşiminde en düşük maruziyet ve en yüksek 2,5-5 metre bölü saniye kare. Yani 2,5 problemin olduğu 5 zaten orada problem kesim var. Alfa, beta, gamma X proton nötron iyonizan non iyonizeye baktığımızda infrared mor, ultraviyole görünür ışık bunlar da şeydi arkadaşlar. Evet. Tüm vücut titreşiminde titreşim tüm vücut
Evet, 05-1-15 değil mi arkadaşlar? Bunu görmedik ama sizlerle dersimizde göreceğiz bunlarla. Özel politika gerektiren gruplar ben yarın herhalde onlarda da var. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Darılmayız. Yarın yine geliriz. Hoşça kalınız. Var mı sorunuz arkadaşlar? Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görmek üzere. Yarın herhalde 9.30'da gene sizde dersim olacak. Arkadaşlar bilmiyorum kurumunuz nasıl bir program yaptı. Onları evet.